Bu dersin sonunda birkaç tane dersin gidişatına bağlı olaraktan konumuzla alakalı kelimeleri seçtim. Diğer kelimeleri ve diğer yorumları kenara yazdım. Sıra size de gelecek. Haksızlık yapmak istemiyorum. Birkaç tane yoruma cevap verip diğerlerini kenarda bırakmıyorum. Bunu size her zaman söylüyorum. Aklınızda bulunsun. Bu dersin sonundaki yorumlar bölümüne gidip de bu yorumlar bölümünü izlemeniz o kadar önemli ki çünkü size mesela ein bisschen kelimesini hinzufügen kelimesi ile beraber anlatmam çok çok daha süper olacak ve siz kendiniz şaşıracaksınız ve diyeceksiniz ki Hı, şimdi anladım işte şimdi anladım diyeceksiniz. Tauschen kelimesi ein ile aynı kelime. Onu da sonra yorumlar bölümünde anlatacağım. Ve de kullanmamanız gereken fresen kelimesi ile essen kelimesi arasındaki farkı size anlatmak istiyorum. Şimdi derse başlıyoruz. Ali hesap hesaplıyor ve diyor ki hesap hesaplıyorum. Bunu nasıl diyoruz? Ich rechne. O kadar basit, küçücük bir cümle. Oya diyor ki ben zor Hesap hesaplıyorum. Şimdi bakın. Ich rechne schwierige Aufgaben. Rechnungen de diyebiliriz. Veya Aufgaben. Matematikte ikisi de olabilir. Rechnungen yazayım. Rechnungen hesaplar. Ve matematikte aynı zamanda ikisini de kullanabilirsiniz. Rechnungen veya Aufgaben de diyebilirsiniz. Aufgaben daha çok öde. Ben Türkçe'de hesap kullandım. Yalnız Almanca'da plural kullandım. Buna dikkat çekmek istiyorum. Yalnız Türkçe'de kullanılır mı böyle ben zor hesaplar hesaplıyorum. Aynı kitap gibi ben çok kitaplar okuyorum. Bana öyle geldi. Ha, yorumlarda yazarsanız eğer ki o zaman bir dahaki derslerde bilirim ben. Tamam. Schwierige Aufgaben. Schwierig kelimesi zor olan bir kelime ve Aufgaben çekiyoruz. O yüzden E'yi ekliyoruz kelimeye. Ben daha zor hesap hesaplıyorum diyor. Daha zor. Ich rechne noch. Çünkü noch daha. Yalnız Almanca'da bir şey var. Almanca'da zor kelimesini Zor ve daha zor diyoruz ya Türkçe'de. Fakat Türkçe'de burada ek yok ama Almanca'da var. Schwierig gere aufgaben hesaplıyorum diyor. Hesaplar zor. Die Aufgaben sind schwer. Veya die Rechnungen sind schwer. Diyor musunuz siz schwer aslında ağır kelimesi diye? İşte Almanca'da schwer schwierige ile sinonim kullanıyorsunuz. Yalnız ufacık bir fark var. Schwer Almanca'da hem zor hem ağır. Schwierig ama sadece zor. Schwer'i şurada kullanabilirsiniz. Okul çantası ağır. Die Schultasche ist schwer. Burada ağır olarak kullanıyoruz zor olarak değil ağır olarak kilo anlamında hesaplar zor di Aufgaben sind schwierig şimdi schwierig kelimesi burada sinonim olarak kullandık Schwere sinonim olarak fakat schwierige fakat burada sinonim olarak kullanamıyoruz okul çantasında çünkü schwierig ağır kelimesi ile tercüme edemeyiz. Ağır kelimesi bir dakika. Ağır kelimesi schwer. Ve aynı zamanda da zor diye zor. Sadece zor. O yüzden buna dikkat edersiniz. Hesapları çözmesi zor. Şimdi çözmek kelimesini kullanacaksınız. Die Aufgaben sind schwierig zu lösen. Çözmek. Aynı mesela bir düğümü de çözüyorsunuz. Burada da kullanılıyor. Ich löse einen Knoten. Ben bir düğüm çözüyorum mesela ya da ben hesapları çözüyorum ya da ben Aufgabenleri yani ödevleri çözüyorum böyle. Okul çantan ne kadar ağır? Sadece ne bir soru. Wie schwer <laughs> ist deine Schultasche? Bazen de Schultasche değil de Schulranze deniliyor. Schultasche ile aynı kelime. Onun okul çantası ne kadar ağır olabilir? Burada darf, dürfeni kullanmak gerekiyor. Wie schwer <laughs> Wie schwer darf ihre Schultasche sein? Ihre dedik burada çünkü oya bir kız. O yüzden eğer ki Ali olsaydı sein ne diyecektik? Ben zor hesaplar çözüyorum. Ich löse schwere Aufgaben. Ich löse schwierige Aufgaben. Aynı böyle burada da kullanabiliriz çok sefer 12 ile 20'yi karıştırıyorum. Burada neyi kullanacaksınız? Öğrendiniz o kadar çok çalıştınız, öğrendiniz. Şimdi bu kolay. Veriyorum. Ich verwechsle oft 12 mit 20 ile diyoruz ya. 12'ye hep 20 diyorum. Ich sage immer 20 zu 12. 12'ye Almanca'da önce 20 diyoruz sonra 12. Türkçe'de 12'ye ben hep, hep immer 20 diyorum. 13 ile 30'u da karıştırıyorum. Ich vertausche. Şimdi bunu örneği özellikle getirdim çünkü sinonim olduğunu göstermek için. Burada auch kelimesini kullandım. Da Ich vertausche auch 13 mit 30. 13 ile 30'u karıştırıyorum. Şimdi yorumlara geldik. Şimdi dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle bugün çok yoruldum cümlesini Almanca'da nasıl söylüyoruz? Yoruldum çünkü perfect kullanıyoruz az geçmiş zaman preteritum da kullanabilirdik. Bu cümlenin preteritumu vorde ile ku kurulur. Çünkü ki vorden verdeni çekiyoruz. Ich werde heute sehr müde. Anlatıyorum bu güzel bir soru. Benim yazım böyle arkadaşlar çünkü mouse'la yazdığım için böyle oluyor. Verdeni çekmemiz lazım. Çünkü doğru. Ben bütün gün boyunca yoruluyorum diyoruz. Yoruluyorum. Ne oluyorum? Yoruluyorum. Ich werde müde. Werde. Ve werde'nin geçmiş zamanını kullanıyoruz. Ben burada perfect kullandım. Ich bin sehr müde geworden. Perfect. Ve Verdenin preteritumunu kurarsak eğer ki nasıl olacak? Güzel yazmaya çalışıyorum şimdi. Heute wurde ich sehr müde. Bugün çok yorgunum. Heute bin ich sehr müde. Bu da yine farklı bir şey. Bu olmakla alakalı. Yani olmak. Deminki de olmaktı ama demin değişim vardı. Burada Zustand var. Demin kinde Vorgang vardı. Belli bir süreçten, sabahtan akşama kadardı demin, şimdi su so var. Yani, ben yorgunum. Ich bin müde. Heute bin ich müde. Heute bin ich sehr müde. Ben yorgunum dersek, ich bin müde. Kitabımı Elif'in kitabıyla takas ediyorum. Bunda böyle diyoruz. Ich tausche mein Buch. Şimdi buraya ne gelecek? Gegen Elif's Buch. S koyuyoruz burada. Çünkü Elif'in kitabı. Kimin kitabı? İkinci durum. Elif'in kitabı olduğu için öyle diyoruz. Bakın şimdi ein tauschen bunun ne alakası var? Ich tausche mein Buch gegen Elifs Buch ein. Aslında eintauschen. En doğru kelime ve en doğru cümle. Yalnızca aynı prefiksi burada kullanmamışlar. O yüzden ich tausche mein Buch gegen Elifs Buch demişler. Ama aslında eintauschen ayrılabilen bir fiil ve prefiksli olan bir kelime bu. Tauschen ve eintauschen x de aynı. Hamura süt katıyorum. Hinzufügen kelimesi katmak. Şimdi dikkat edin ama şimdi gerçekten dikkat edin. Hamura süt katıyorum. Bravo, sehr gut. Okay. İlave ediyorsunuz. Hamur yaptım. ve dışarıdan ilave ek ediyorsunuz. Bu gut. Hamura biraz süt karıştırıyorum. Şimdi bakın ilave ederek karıştırıyorum diyoruz. Ich mische etwas Milch, etwas, biraz in den Teig ein. Einmischen also. Ben size hani derste anlatmıştım ya dışarıdan sütü katarak böyle karıştırıyoruz diye. İşte bu einmischen tam tamına manası ilave ederek karıştırıyorum. Bunun aynısı. Benim kedim fare yiyor. Ben benim derste geçenki ist eine Maus dedim. Bir yorumcunun dikkatini çekmiş ve demiş ki neden frist değil diye sormuş. Çünkü hayvanlarda genelde fresten kelimesi kullanılır. Genelde umgangssprachlich ama arkadaşlar arasında konuşurlarken kızlar kedisi hakkında çok konuştuğu için benim kedim fare yiyor derken fresten kelimesini kullanmaz. Çünkü fresten kelimesi aynı zamanda insanlarda kullanıldığında hakaret anlamına geliyor. Köpeğim çok yiyor. Mein Hund frisst viel. Böyle bu şekilde bunu kullanırsınız. Tamam bir köpek o köpeğin yani hayvanların hayvanlardan çatal bıçakla yemesi yeme Yemek adabına uygun şekilde yememesi normal bir şey zaten. Bu yüzden bu kelimeyi hayvanlarda kullanmak daha doğru kullanılıyor. Kullanmasanız da problem değil. Yalnız insanlarda asla kullanmayın. Benim kız arkadaşım Fristfil derseniz eğer ki bir bakarsınız o kız arkadaşınız bu cümleden sonra artık sizin kız arkadaşınız olmayabilir. Çünkü böyle derseniz insanlara hakaret etmiş olursunuz. Bu kelime insanlarda kullanıldığında hakaret anlamına geliyor. Yani demek istiyorlar ki sen yemek adabını bilmiyorsun, yemek yemeyi bilmiyorsun, ne biçim yemek yiyorsun gibisine bir hakaret olmuş oluyor.